Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber Death Stranding'e bir ilk izlenim yapacağız. Biliyorum çıkalı biraz oldu ama olsun. Ben Death Stranding'i gerçekten büyük bir heyecanla bekliyorum oynamak için son 5-6 aydır. Çıkmadan önce çok fazla umudu olmamıştı. Gerçi birçok insanın çok fazla umudu olmamıştı. Çünkü gerek Hideo Kojima'nın yanlış şekilde tanıtması oyunu, gerek gereksiz beklenti oluşturması, gerekse oyunun en sonunda hani beklendiği gibi çıkmaması gibi bir sürü etmen İnsanların hype'ını düşürdü. Benim de tam tersine oyun çıktığında hype'ım yükseldi. Çünkü çok farklı bir oyun, çok farklı bir deneyim, çok farklı bir hikaye, çok farklı bir oynanış sunuyor aslında Death Stranding. Birçoğunuz kargocu simülatörü diyebilir ki doğru söyleyeceksiniz kargocu simülatörü. Ama şöyle bir durum var. Ben kargocuları severim. Kargo benim için hayatımdır. Kargo olmasaydı bu oyunu şu anda oynayamayacaktım. Aslında oynayabilirdim, dijital alabilirdim. Her neyse. Ya işin özeti ben büyük heyecanla bekliyorum. Çok heyecanlıyım oynamak için. Bakalım beraber bir ilk izlenim yapacağız. Seri olur mu? Olmaz. Büyük ihtimalle olmaz. Çünkü 50 saate kadar gidebildiği söyleniyor oyunun. 50 saat kamera karşısında oyun oynamak çok zor. Bunu en son Detroit'te yapabilmiştim ki Detroit'te 11-12 saatte bitmişti. O da çok ayrı bir mevzuydu. Zaten kendime çok başka bir video programı çıkarmıştım. Bu video programıyla biraz zor. Olsun, bir iki izlenim çekelim. Belki ileride yan görev yaparak video falan yaparız. Çünkü büyük bir açık dünyası var. Yapılacak bir sürü yan görev olduğunu biliyorum. Bir sürü açık dünya eventi olduğunu biliyorum. Onlara bakacağız. Türkçe oyunumuz, altyazılarımız mevcut. Bol bol sinematik izleyeceğiz, bol bol hikayeye giriş yapacağız. Siz de benle beraber Death Stranding'in hikayesine giriş yapın bakalım. Yeni oyun dedim. Tamam, otomatik kayıt olsun. Evet, Hideo Kojima'nın bu oyuna çok kolay diye bir seçenek koyması insanları baya bir şey yapmıştı, şaşırtmıştı. Ne diyordu bakalım? Çok az deneyimi olan. Ha, çok zor ve herkesin oyunu. Ha, herkes oyunun sonuna doğru gelebilir diyor. Çok zor da yok. Acaba şey var mı? Hani zorun bir üstü var mı oyun bitirdikten sonra? Benim düşündüğüm o. Ben çok kolay da başlarsam üzülmem ama biz yine kendimizi bozmayalım. Zorluk seviyesi her zaman değişebiliyormuş. Güzel. Çok aslında zorluk seviyesini dert etmemek lazımmış. Ama olsun yine de. Ya bazen zorluk seviyesi gerçekten insana boğabiliyor. Çünkü zorluk seviyesini belirleyen şeyler çok ufak tefek etmenler olabiliyor. Sadece düşmanların vurduğu hasardır. İşte ne bileyim onun senin HP'ndir, düşme şeyindir vesaireden çok. Ya görev yapısı da birazcık insanı oyun açısından zorlayabiliyor. Mesela nereye gideceğini göstermiyor bazı oyun modları. Mesela en zor modda oynadığınızda bazı oyunlarda görevde size çok detaylı bilgi verilmiyor. O sarı nokta denilen şey gözükmüyor. Bu yüzden de zorlanıyorsunuz. Ekran parlaklığı. Soldaki resim görünmeyecek. Gözükmüyor abicim. Okey. Sorun yok ya. Onay. Ha, okey. Yengeç, balık, balina ve yunus gibi tek bir görevi terdi. Dünya genleri yüksek düzeylerde ötüleşmek. Okey. Değişik bir başlangıç. İlk sinematiğimiz. Hadi bakalım. İyi. Sinematikleri engelleyen sahne olarak koymamaları beni mutlu etti. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela Sonic oynarken Sonic'in ilk izlenimini yapacaktım Forces'ın geçen yıllarda. Maalesef engellenen sahne diyordu. Bu bizim kötü abimiz mi? Çok konuşmayacağım. O Kojima'ymış. Kojima'nın girişiymiş. Tamam, oyunla ilgili değilmiş. Ya bu adam kendi markasına çok iyi sahip çıkıyor ya. O kadar iyi sahip çıkıyor ki hani. Halat ve sopa insan. Sopayla kötü uzaklaşmaya çalışırdık. Bunlar icat ettiğimiz ilk dostlarımızdı. Evet. Doğru. Once there was an explosion. A bang which gave birth to time and Secondo space. impacto. Once there was an explosion. A bang which set a planet spinning in that Ha, Big space. Bang'den mi bahsediyormuş? Okey. Ben Death Stranding'i oluşturan bir Once there şey. was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. Kojima çok sert And then gidiyorsun. came the next explosion. Secondo impacto. Abi. Yok, ben bu videodan kanal kapanır. Olsun, kapansın. Çok güzel müzikler. Açın sesi dinleyin. Ben kısacağım kendi sesimi. Of. Ya Kojima yapma şöyle şeyler ya. Şöyle ufak bir ilgi sıkıştırayım araya. PlayStation eskiden PlayStation Exclusive oyunu olan Horizon Zero Dawn'ın motoruyla yapılmış bir oyun. Yani çok iyi gözüküyor. Norman Reedus. Hepinizin tanıyacağı bir aktör. Diğer abinin ismini hatırlamıyorum şu anda. Ha, Mads Mikkelsen.
Kendisi Game Awards'da ödül kazandı ki kazanması da gerekiyordu, hak etti yani. Norman Reedus'tan daha iyi bir oyuncu. Ya kimseyi tanımıyorum tabii ki de hani. Aslında bunları da çok iyi tanımıyordum da hani en azından Norman Reedus'u yüz olarak tanıdığımı söyleyebilirim. Troy Baker, evet doğru. Kötü karakterimiz Troy Baker canlandırıyordu. Oyun sektörünün en köklü oyuncu, tabii oyuncularından biri. Aktörlerinden biri, oyuncularından demeyeyim. Oyun boyunca sanırım arkadaşlık edecek bize motorumuz. Ben çok bağırarak konuşuyor olabilirim. Deneyim artısını kulaklığı taktım ama. Bütün oyun boyunca birlikte kargo taşıyacağımız olan Norman Reedus ismini bilmiyorum. Henüz tanımıyorum karakteri. Ama onu da tanıyacağız. Onu da zamanla tanıyacağız. İlk bir saatinin oyunun çok sıkıcı ve sakin geçtiğini söyleyenler var. Bunun da değil. Ya böyle bir, ya böyle gitsin abi. Bütün bir saat böyle gidebilir. Çok iyi yani. Çok iyi bir açılış. Çok güzel bir açılış. Daha hiç başlamadım bakın. Ben çok pozitif girerim oyunlara. O yüzden sürekli şey duyabilirsiniz. Gözlük ne öyle ya? Bir Kojima gözlüğü beklerdim hani. Büyük gözlükler oluyor ya. Adam kendini her fırsatta koyuyor. Ters bir gökkuşağı. Ha. Bu evrende yağmur yağdığında bir şey oluyordu. Yaşlandırıyor muydu? Öyle bir muhabbet vardı. Spoiler olmasın diye söylemeyeceğim. Öyle muhabbetleri duymuştum. Ama nasıl güzel bir şey yaptın. Yağmur yağdı. Ne oldu kafasında falan. Ya nasıl hala uçan arabalar olmaz? Arkadaşım cidden böyle bir evrende uçan araba olsa yalnız bütün oyun bitmez mi? Uçuyorsun böyle dağlardan falan. Bu ellere falan çok dikkat çekmişlerdi trailerlarda falan, el izleri falan. Oyun sabit 30 FPS çalışıyor. Çok güzel gözüküyor grafikler. Bakalım oynanış nasıl. Arada droplar geliyor ama sinematik şu an bir şey değilmişim. Ne yapacaksın Norman Reedus? Ha okey, şey aşağı atlıyorlar sandım. Tabii ki yani. Tabii. Aa biri düştü. Eyle. Olması gereken. İlk yolculuğumuzu aldık mı? Oo, fırtına. Lütfen kontrolü bana verme. Ne oluyor şu anda? Hiçbir fikrim yok. Çok ürpertici bir atmosfer var şu anda. Uçan araba mı oldu? Ha yok. Anam ya Rabbim. Korktum bir anda böyle. Böyle durulur mu? Hiç tanezdim yani. Halüsinasyon gördü büyük ihtimalle. Değil mi? Böyle bir durumda hani insanın halüsinasyon görmesi normal. Bu kadın kimdi bilmiyorum. Hani neyimiz oluyor? Nereden tanıyoruz? Neden tanışacağız? Ne zaman tanışacağız bilmiyorum. Hepiniz normal var. Hayda. At kancayı. Great. Ha, fuck. Hadi bak, bana mı veriyorsun oynanışı? Şöyle bir ilk... Öf ya, çok iyi ya. Şuna bakın ya, böyle bir durdurun şu an videoyu. Durdurmayın pardon, 1080p'ye çekin. Şöyle bir izleyin ya. Bakın yağmur da, yağmur şu anda leş gibi bir palet, renk paleti var şu anda ama yine çok güzel. Şöyle bir Norman Reedus'a bakalım. Çok iyi ya, vallahi çok iyi. Evet, kontroller güzel, adam yürüyor, normal bir... iyi. Red Dead Redemption'dan biraz daha hızlı. Genel olarak hani nasıl taşıyayım? Sol elinle tut, sağ elinle tut, sırtımda taşıyayım. Ha, kilon arttı. Evet, biraz daha arttı. Evet, şu an ağırlaştım, hissediyorum ağırlaştığım falan. Peki nereye gideceğim? Oraya mı gideceğim? Ha, sağ omuz, sol omuz muhabbeti var. Kayıp kargo. Oo, wow, tamam. Dikkat edin, daha oyuna yeni başladık. Düşmek yok. Düşmek yok. Tırmanmak için dokun. Wow. Bu ne? Ha bunlar şey mi? Düşebileceğin yerler mi? Okey. Geliyorum, alacağım. Akıllı. Allah, yavaş yavaş galiba. Oo! Ha okey. Şunlarla tutunuyoruz. Kendimiz dengeye alıyoruz. Tamam. Anlaşıldı. Bunu da ben sırtıma mı koyayım? Sırtıma koy. Tamam. 120 kilo taşıyabiliyoruz şu anda. Okey. Başka kayıp kargo var mı? Var. Oyda. Oraya nasıl gideyim ben ya? Nasıl yapmıştım? Böyle mi yapmıştım? Ay. Nasıl taradım ben az önce şeyi ya?
Tırmanabiliyor muyum buradan? Ha, okey. Tırmandım. Şimdi ben buraya mı gideceğim? Gideyim. Abi oyunun başı için biraz fazla zor bir map değil mi hani? Biraz fazla sanki. Tabii koşmamak lazım. Koşmamak lazım. Heh, şuradan herhalde gideceğiz. Hop, sakin. Heh, koşma tuşumuz da var. Koş 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 koş. Zıpla. Hopa. Hop bir daha. Ay çok güzel. Tamam. Devamlı tırman da X'e basıp tutma. Tamam, bekleyelim. Koş Norman. Sam. Sam'miş ismi. Okey. Artık Norman demeyeceğim sana ki Norman daha güzel bir isim bu arada. Norman diye seslenmek daha iyi olabilir. Kargoları sağlama alalım. Aa, bizim düşen geyik mi bu? Yine her yerimizde el izi var. Çünkü neden olmasın? Olmaz. Bir tanıdığımızın fotoğrafı mı? Şimdi duygulanacak mıyız? Diyor, gidiyor. Ya o kadar ağırdan alma abi. Çok sinematiksin. Onu alman lazım hemen. Ah kaçtı mı diye. Oba. Dediğim gibi her bir yağmur damlası adamı yaşlandırıyor. Öldürür kıvama getiriyor. Nasıl? Al onu al al. O lazımdır o senin. Ne oluyor ya? Neden kızarıyoruz? Abi ne oluyor? Dibinde bir yaratık gezdiği için mi kızardım? Al onu ya, burada bir şey olmaz, onu al sen. Ay. Sen ezmiştin. Kusura bakma, onun için mi geldim? Oba. Geyik. Öyle koşarsan ölürsün ama. Şöyle yapmak işi bitiriyor mu yani? Ya yeter. Anladık abi. Etrafımızda bir yaratık geziniyor ve bundan kaçmamız lazım. Neyse oynanışı bize vermesinden iyidir bence. Ama bunlar da sanırım ileriki zamanlarda kapışacağız. Evet. Ne olduğunu biri bize açıklayabilir mi artık? Gerçekmiş. Bunu yumruk atsak yine patlayacak mı hani? Ezdik ya onu arabayla falan. Oo. Dört tane ruh. Bunlar Araf'ta kalanlar galiba. Böyle bir muhabbet duymuştum.
Niye ağlıyorsunuz bu abi? Bu şeyin yan etkilerinden değil mi? Hani böyle prolog. Porter. Porter bir kişi mi? Şeyden alamıyorlar galiba. Hani üzüldüğü duygu yüzünden alamıyorlar. Bir yaratıkların yaptığı bir yan efektten ağlıyor olmaları lazım. What the hell? Ya what the hell? To grab you so hard. Tears. A chiral allergy. So, you have dooms like me. I've got the extinction factor, but I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level 2 then. Bu ne MMORPG mi oynuyorsunuz abi? Ne level yani? Same as you. Time falls let up. My name is Fragile. Fragile. Porter değilmiş ya. Yeah, I've heard of you. That right? Sam Porter Bridges. Ya Porter benim. Okay. O kadar bilmiyorum ki yalnız ana karakteri. Ben çok şey yap, yani teslim eden adam. Kargocu, ben PTT görevlisiyim. Bir şeyleri çok fazla araştırmadan oynamayı seviyorum. Bildiğim çok şey var ama yine de hani bilmediğim de çok şey var. Gördüğünüz gibi isimleri falan hiç bilmiyorum. Hikayeyi çok fazla bilmiyorum. Bunları göreceğiz bakalım. Bunlar ne öyle ya? Item mı? Yiyeceksin değil mi? Ya yiyeceksin abi, yiyeceksin. Başkası şansın yok. İstemez. A crypto buy at a day keeps the time fall away. Zaman kıyım şey mi acaba hani? Yaşlanıyorsun ya yağmurdan. O yüzden herhalde. Neden ama? Neden böyle bir sahne izliyoruz biz? Neden? Hayır. Sam her şeyi kendi başına halledebilir. Fragile Express had plenty of people. Plenty of traders. Not much left of us now. Save for a few honest folks. And on top of that, İyi öderseniz neden olmasın? Ben bir kargocuyum. Not much left of me either. Hayda. Got soaked from neck to toe. I can't help you with that. I make deliveries. That's all. This is Bridges Central Dispatch. Freelance contractor Sam Porter Bridges. Serbest çalışan. Tamam, götürürüz abi. Sıkıntı yok. Headed into town. Bu nasıl bir şemsiye ya? Sanırım. Bilmiyorum nereye gideceğimi. Işınlanabiliyor musun? Az önce seni ezdim de çünkü. Ben hala oradayım. Ne fark ettin? Ha, al o fotoğrafı evet, lütfen. Hep zaten 2 saattir ona şeyiz yani. The time fall fast forwards whatever it touches, but it can't wash everything away. Mesela kağıdı eritemiyor değil mi? Ah. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Evet, teleportlanabiliyormuş. Yay. Evet. Üç ismimizi de bilen bir ablayı az önce çarptık, yok ettik. Şimdi yanımızda bizi canavarlardan korudu ve şimdi yok oldu. Peki ne anladık? Yağmur bizi yaşlandırıyormuş. Yay! Hadi biraz daha grafik şey yapalım. Kayıp kargo. Bak burada kayıp kargo varmış. Ben bunu istiyorum. %100 dolu mu? Ne %100 miyim? Dur, ne oluyor? Heh, al onu. Taşı. 140 kilo, 120 kilo taşıyabiliyormuşum değil mi? Kırılın çubuk kan sayıcıdır. Bu durum nasıl olur? Sam ölür. Mal çubuk ise kondisyon sayıcıdır. Bu sayı azaltı Sam daha yavaş eder ve dengesini bulmakta tacip edilir. Okey. Kan sayıcım ne durumda? Ben göremiyorum. Ben şimdi nereye gideceğim ama? Öyle gidiyorum herhalde. Okey. Arkada yine hoş hoş müzikler dinliyoruz. Bunları toplayabiliyor muyum? Ye. Yeah. Neden yemeyeyim ki? Hop. Afiyet olsun. Oraya mı gideceğim? Oraya gidersem ölürüm ama ya. Neyse, yavaş yavaş.
Kan kaybetme diyor. Ha, kriptobiyotik, tamam. Bunları yiyeceğiz herhalde. Wow wow, sakin. Sakin. Müziği dinleyin. Müziği dinleyin ve kanalın nasıl kapandığına şahit olun. Wow wow wow, sakin. 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 Yavaş yavaş. Çok acelemiz yok. Kısa var mı? Koş 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 koş. Tamam. Buradan yavaş inelim. Yavaş yavaş yavaş. Düşmek yok. Daha değil. İlk izlenimde daha geri yapışıp kargolarımı dağıtmak istemiyorum. Lütfen. Çok güzel. Character ve mechanical design. Evet, kondisyonumu azaltıyor bu su demek. Sudan geçmek. Tamam, koş o zaman normal. Sen. Ha, bu da bizim şey mi? Akıllı ilaçlar. Tamam, alalım. Sır. Kaç kilo oldu? 21. Herhalde buradan devam ya. Şarj ediliyor. Şu muhabbeti bir türlü anlayamadım. Bu ikisler ne anlama geliyor? Tırmanabilir ya anlamına mı geliyor acaba? Koş bakalım. Kondisyon dediğimiz şey bayağı şey mi ya? Stamina. Hani stamina yani dayanıklı sayıcı. Stamina oluyor herhalde. Düşürdüğümüz kargolar alacağız herhalde. Alalım bakalım. Abi bütün oyun bu şarkılarla oynamak isterdim ama büyük ihtimalle bu şekilde gitmez bütün oyun ya. Açılış için güzel bir şey ama. Güzel bir taktik. Kondisyonumuzu azaltalım bakalım. Stamina aslında. Kondisyon dediğim şey. Çok da önemli. Krobiyotik yiyeyim mi? Gerek yok aslında ya. Cepleyemiyorum ben bunları ya. Yeri dengenin suyuna kışına karşı koyduğu dengeli iken. Ha şöyle diyor. Anam yarabbim. Bırak, yere bırak. Onu sırtına koy. Abi şey muhabbetlerini duymuştum. Bu sırtına konulan kargoları bir süreden sonra çok ağır olduğu için. Ne oluyor arkadaşım? Doğru bir şekilde dizmeniz gerekiyormuş. Doğru bir şekilde ağırlık vermeniz gerekiyormuş. Şöyle taşımak çok da sağlıklı değil bence. Ama ne yapalım? Devam. Yere yapışmak istemiyorum. Ama koşacağım. Abi Hideo Kojima'nın acilen şey yapması lazım. Bir flash oyunu yapması lazım. Bu mekaniklerle flash oyunu çok güzel olmaz mı? 500 kilometreyle yere yapışıyorsunuz falan. Oba. Oba. Koşma, gözünü seveyim, koşma. Sakin, sakin. Sakin, şelerden düşme. Ya ben çok yanlış yerdeyim. Why so serious? Ben yanlış taraftan mı geldim ya? Neyse. Çıkılmıyor mu buradan? Access denied. Wow. Şimdi ben buradan gidersem geberirim. Yapacak bir şey yok. Nehri geçeceğiz o zaman. Hadi bakalım. Sam. Dur dur dur. Sakin sakin sakin. Sıkıntı yok. R2 ile kendimizi dizginleyip bu nehri geçeceğiz. Ölmeyeceğiz. Eminim. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Sakin sakin. Daha var. Kondisyon var. Hadi koç. Hadi aslan. Hadi aslan. Yaparsın. Daha çok başlarımız. Daha düşmek için çok çok erken. Çok erken düşmek için. O kadar erken ki. Hı. Koyu olan kondisyonumuz, açık mavi olan da staminamız yapıyor değil mi? Ama karaya çıktığında ikisini tekrardan normal kendi haline geliyor. Okey. Çok. Ha bu ne? Bir tane daha mı akıllı ilaç var? Bu da mı kargo? Okey, alayım. Hop hop hop, yavaş yavaş. Sam sakin. Sam. Hop sakin ol. Kontrolleri biraz alışmam lazım. Değişik bir yürüme mekaniği var. Tamam. 4'te 4 oldu sanırım. Her şey. Ha. Baksanıza minimum gerekliliği 1 tutmuş adam. Adam gerçekten kolay yapmaya çalışmış oyununu. En azından ilk başlar için söyleyeyim. Çünkü düşülebilir. Yani ilk oynayışta düşülür. L3. Abi sağ ol ya. Gerçekten sağ ol. Bunu öğretmeseydin ben nasıl öğrenirdim ya. Bu ne, bir tane daha mı kaldı? Kayıp kaldı. Ay alayım. Ay dur dur dur. Sakin sakin. Nasıl duracağım? R2 R2 ile mi duracağım? Alayım, bunu da alayım. Ha bunu sırtın. Oh. Evet şimdi birazcık şey oldu. Ağır oldum. Tamam biraz dinlenelim. Sıkıntı yok. Tamam, stabil ol, stabil ol. Hadi koç, taşırsın. Sen yaparsın aslanım. Ne ya? Üniversite öğrencileri gibi ortalıkta geziyoruz yemin ediyorum. Mimar öğrencisiyiz, böyle şey taşıyoruz. Bırakınca gidiyorum şimdi, bak bıraktım. Oo, oh, 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 oh. Tamam.
Çok ağırlıkla çıkmayacağız o zaman. Evet evet. Okey. Sakin. Az kaldı. Hadi normal. Geldik. Geldik az. Sıkıntı yok. Geldik. İlk teslimatımızı böylece yapacağız. Hadi bakalım. Kargo indirmek. Ya abi etkileşim tuşuna basmak şey yapmıyor. Dengede kalmak çok üst. Kargo indirmem abi. Kargoyu indirmem. Ama iyi oldu öğrendim. Hepsini bırakacak mıyız şimdi? Yap teslimatı. Talep edilen kargoyu teslim et abi. Okey. Sıkıntı yok herhalde. Onayla. Ver abi hepsini. Yay platin. What? Ne oluyor ya? Bu nasıl kafa? Yap teslimatı. Paramı kesme sakın. Neden böyle bir özellik var ya? Herhalde. Yani. Peki ya beceremeseydim? Ne diyecekti acaba? Soruluk teslim. Dur bir dakika ya, daha yeni bitirdim. Bana şimdi experience ver, experience en güzel kısım. Sıfır tabii canım. Nereye asar? Uçmuştu birkaç tanesi ama onları topladım. Evet. İyi. Alsın. Güzel. Tam olarak. Güzel. Kupa da aldık. Ekstralar mı bunlar? Ha, kayıp kargoları da bulduğum için. Sağ ol. Taşıyıcıyım evet. Taşıyıcı derecem de mi var? Ha. Güzel. 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 İyi bir şeyler oluyor. Experience falan. Sen benim ismim yazdı orada. Hayda. Hayır. Şey. Senede sen yazıyor zannettim. Ne göndereceğim? Söyle bakalım. Neyle mi sinematik izleyeceğiz? Ha, ilk bir saat çok video kaçırma. Abi biliyorum kimin yaptığını lütfen. Gözümüze sokuyorsunuz 200 saattir. İleride bunlardan bir tane istiyorum ya. Şundan bir tane istiyorum. Ya bundan değil ya. Böyle güzel bir araba veriyorlar ya bize. İndir pistonu, indir pistonu ha. Göremiyorum abi, çok yukarıdasın. Video koşma biliyorum abi, her şeyi video koşma yaptı zaten. Aa, göbeğimizdeki şey, onu unuttuk bak, bebeği alacağız. O... Merhaba. Onsuz olur mu ya? Çok tam bir pazarlama şeyiydi o ya. Öyleyiz. Kafa... Ceset yiyeyim abi. Cesetler problem çıkartıyordu bu evrende. Öyle ufak bir hatırlatma geçeyim. Patlıyor muydu? Sekanda impact da yaşatıyorlardı galiba. Pistonu açmayın abi, binemeyebilirim. Bakayım abi. He's got a date with the incinerator. How long since he flatlined? I don't know the exact TOD, but I'd say it's been upwards of 40 hours. He wasn't quarantined. Not sick. This is a suicide. Oh, Jesus. We're just lucky we found him at all. Got him on ice ASAP, but who knows when he'll go necro. Where are you taking him? Closest incinerator's to the north. This route's crawling with PTs. Sure you can't use another? I wish I could, but there's no time. Then just burn the poor bastard right here. Put all that Kyrillium in the air so close to town? Can't do it. Better that than trying for the incinerator. Hey, we can do this. We just need someone like you with dooms. Hep de bize zaten böyle şeyler düşüyor. Ya biz şey mi yok, biz böyle Jedi'yiz değil mi? Well, he's already in the first stages of necrosis. If we don't hurry, this place is a crater. So how about it? Can we count on you? Yeah. Then Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter.
Abi az önce aynı şeyleri tekrar ettik zaten. Just Sam. Evet. Bütün evren de zaten bizim üç ismimizi de biliyor ya. That's why we came prepared. A bridge baby, huh? With its help and you, we'll be able to stay one step ahead of them. BB miydi bu? Bütün oyun boyunca. Makes me feel like shit every time. Well, you are plugging into the other side. Freaks me out too. Roll out. Tamam abi, biliyoruz. Tamam. Hideo Kojima, biliyoruz abi. Kaç, 5 mi oldu, 6 mı oldu görüyoruz yani. Değişik bir kamera seçimi. Aa, arkaya bakabiliyoruz. Değişik. Visit other countries. Evet, sen hiç boş boğazdan haz etmiyor. Death Stranding. Ölüm kuyusu. Bu şey işte ya, dünyanın bir ay sonraki hali. Death Stranding. Then those freaks from the beach showed up. Worlds of the living and the dead all mixed together. And that's when folks started holing up in the cities. Couriers like yourself got put up on a pedestal. Yeah. Yapacak bir şey yok. Lazım yani. Görüyorsun ya. Yani. Bunu ne yapacaktı mesela? Sam olmasaydı. Son of a bitch. Rainbow. İyi bir şey değil mi Rainbow? Ha, Rainbow demek şey demek değil mi? Yağmur demek. Ne oldu ya? Hayda. Herif patlamak üzere. Kaldır kamerayı, kaldır, merak ediyorum ne oluyor? Anam. O oluyor. Hayda. Ne oluyor? Bir şey olmuyor şu an aslında. Kamerayı neden ben yönetiyorum? He? O şeyden ben de istiyorum. Bakayım. Görmüyorum. Siyah. Daş taş bir şey yok. Hayda. Motor çalıştı ama ne oluyor abiciğim? Sırf kamera benim elimde olduğu için birçok şey kaçırıyor olabilirim diyeceğim de bir şey de olmuyor. Ha, bir şey oluyor. Ama bir şey olmuyor. Heh, sağ ol kamerayı kendine aldığın için. Ah, hiçbir işe yaramayan NPC. Hep siz ölürsünüz zaten. Hep siz ölürsünüz zaten. Her zaman gibi hiçbir işe yaramayan NPC'lerden birini daha kaybettik. Böylece kaç oldu sayılır? 1 trilyon. Her film ve oyunda zaten öldükleri için. Yengeçler. Peki anlamadığım şey, madem arabayla gidiyoruz neden bana ihtiyacınız var? Şey mi, benim özelliklerimi kullanmanız gerekiyor?
Parter. Üstünde de yazıyormuş ismim aslında. Ayağım niye kırmızı oldu ya? Al onu al, al onu al. Kaç, koş, koş onu, uzaklaş. Sarı. Neden sarı ya? Adam öldü oğlum. Ha bir dakika, o da ölürse bu arada o da patlar. Çıkmaz öyle abi, öyle çıkmaz öyle. Onu unut. Yağmur da işini hallediyor. Adam dede oldu orada 30 saniyede. Kırmızı oldu o şey. Yine aynı şeyi yaşıyoruz. Bence bir sıkıntı var hala. Direkt taşıyacak mıyız şimdi? İşte? Çok geç değil mi? Kavanoza koysanız onu, şey etseniz böyle hani. Kavanoz kutuda taşısanız olmuyor. Bana ne oluyor abicim? Ha şu an şey miyiz? Yaratık mıyız? Yaratığın gözünden izliyoruz. Dur durun sen. Ölürse kötü olur. Ölürse patlamaz mı abi? Neyin kafasını yaşıyorsun? Haydi. Ne yaptın sen diyeceksin? Yo demedi öyle bir şey. Aa boss geldi. Troy Baker. Hey. Aa onun da BB'si var. Bebek kudurdu. Bir işe yaramaz abi, tabanca yani. Gözlüklüydü o. O adam gözlüklüydü evet. Yine Hideo Kojima'yı gördük orada. Durdurun. Orada yeri tutan adama bir bakın. O da Hideo Kojima'ydı. Oha. Adama bak kendine şey çaktı. Ha çakmadı, hiç atacak zannettim. Ne oluyor lan? Ha. Bizim abi neden hiçbir şey olmuyor? Baş karakter olduğumuz için mi yoksa ikinci level itemlara sahip olduğumuz için mi? Yağmur. Ölemezsin abicim. Bir sıkıntı var. Abi BB bize kaldı. Demek BB ile böyle tanışıyormuşuz. Bir yerden gelmiyormuş ya da en baştan beri onunla kalmıyoruz. Sekando impact olacak mı şimdi? O ne ya? Peki patladı mı dünya? Daha trailer'ın Northern Leaders moduna geçtik. Boynumuzda USB belleklerimiz. Ne olduğunu hala bilmiyorum. Normal olarak.
O kapsül dışında yaşayabiliyordu. Yaşayabiliyormuş. İyi, zaten normal bir bebekten farkı yok aslında. Başarısız oldum. Sam Porter. Hadi üçüncü ismi hayatta hatırlıyorum. Ne oldu, yok mu oldu? Kaçırdım orayı ya. Hayda. Ben de mi onlardan birine dönüşüyorum? Aa, bebek de onlarda. Aa, bebek öldü. Bu ne öyle? Haç şeyi mi? Haç göndermesi mi yapıyorsun bana? Yoksa Kratos göndermesi mi? Ne bileyim, önemli bir açıklaması vardır. Yine 5 tane ruh. Trailer'daki gibi. Aa, bu arada şey, Death Stranding hani. Death Stranding. Ölüm kıyısı. Şeyinde gözümüze sokmadan edemiyorlar. Karaya vurmuş deniz canlıları. Ve... Ama ne ilk izlenim. Ama ne ilk izlenim yani. Cidden izledik. Gerçekten ilk izlenim yaptık, izledik. Yine mi çarp şey, teleporter abla geldi. Ha yok, bu başka bir teleporter abla. Bu şey, kan ağlayan abla değil mi? Herkes bir ölüm şeyinde. Şimdi ne oldu, bir şeyler anlamadım, hiçbir şey anlamıyoruz, böyle oturduk ama hani bir şeyler açıklasan ya. Birazcık arka plan lorunu bilmesem cidden şeyim böyle, ne oluyor abi, ne yaşıyorsun falan. Ben böyle şeyleri çok seviyorum ya. Keşke hiçbir şey bilmeden daha çıkış gününde oynayabilseydim. Ölen insanlar mı? Ölen ama tam olarak ölemeyen insanlar mı? Bende mi kontrol? Ben nasıl? Aa, bu ben mi? Tara. Bu benim. Selam. Ya biz... Biz az önce öldük mü? Abi az önce o siyah şeyden kustum ama herhalde ilk defa olmuyor. Yine mi ağlıyoruz? Evet. Ne alerjisi? Hatırlamıyorum. Seviye 2 MMORPG, seviye 2 itemların gerektirdiği. Wow. Biz öldük orada. An explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion.
explosion. That will be our last. But evet. Çok sözü yok. Çok sözü yok. Evet, çok sözü gerek yok. Hani değişik bir giriş, değişik bir oynanış, değişik bir hikaye anlatımı, değişik bir sunum, değişik bir Hideo Kojima stili. Biraz daha oynamak lazım. Birazcık daha hani hikayeyi anlamak ve evrende daha ısınmak için birazcık daha oynamak lazım. Neyse ki ben birazcık arka plan lore'unu biliyordum. Yoksa bilmeseydim ya büyük ihtimalle ilk izlenim sonunda şöyle oynayacaktım. Abi ne oynuyoruz ya? Zaten birçok şey şöyle izledim fark etmişsinizdir zaten. Hani bunun birazcık bile azalması belli. Ben şimdi oyuna devam et demeyeceğim. Burada keseceğim ilk izlenim. Bu kadar olsun. Çünkü daha bol bol sinematik var. Bol bol sinematik var. Oraları sizlere izletmemek adına 50 dakikalık güzel bir ilk izlenim yaptık. Devamı dediğim gibi artık yan görev falan yaparız. Hikayeden devam edemem. Edersem çok uzun sürer ve hani cidden zor yani bunları devam ettirmek izlenmiyor vesaire. Bunlarla uğraşmak zor. 50 dakikalık güzel bir ilk izlenimimiz oldu. İzleyin, bol bol doya doya izleyin. Şimdilik benden bu kadar o zaman arkadaşlar. Hoşçakalın.